Savunma sanayindeki milli projelerde hız kesmeden devam ediyor. Milli Dikey Atım Lançer Sistemi olarak da bilinen MİDLAS ilk testinde Hisar füzesini başarıyla ateşledi. Öte yandan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma teker kesti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medyadan paylaştı. Kısaca MİDLAS olarak bilinen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi adım adım Mavi Vatan savunması için envantere giriyor. Gemiden yapılan ilk atış testi tamamlandı. Hisar füzesi başarıyla ateşlendi. Testle ilgili paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de bir mesaj yayımladı. Savaş gemilerimizden ateşlenecek hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz ifadelerini kullandı. Roketsan üretimi MİDLAS 2023'te ilk kez İstanbul Fırkateyni'ne entegre edilerek Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Savunma sanayindeki pozitif ivme farklı projelerle de devam ediyor. Bir başka başarılı test haberi de Baykar firmasından geldi. Bir insansız hava uçağından ilk kez atılan Tolun minyatür bomba 26 bin fit irtifadan 30 kilometredeki hedefini tam isabetle vurdu. Testle ilgili görüntüleri Baykar paylaştı. Aselsan tarafından geliştirilen bir başka milli proje olan minyatür bomba Tolun, taarruzi insansız hava aracına entegre edildi ve hedefe doğru yollandı. Test için Bayraktar taarruzi insansız hava aracı Çorlu'daki eğitim ve test merkezinden yola çıktı. İstikamet Konya'daki test merkeziydi. Buradaki testte gövde altındaki 4 adet minyatür bomba hedefleri tam isabetle vurdu. Test başarıyla sonuçlandı. Öte yandan Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma teker kesti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Zor tutuyoruz, az kaldı inşallah ifadelerini kullandı. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde sınırın öte yanında terör örgütü endişeyle bekliyor. Acaba Türkiye kara harekatına başlayacak mı diye. Tabii bu süreçte de Amerika Birleşik Devletleri'nden beklediği desteği bulamayan ve işbirliğini de dondurduğunu açıklayan terör örgütü PKK-YPG başka adımlar da atıyor. Örneğin Haseke'de DAEŞ'lı teröristleri serbest bırakmaya başladı. İstihbarata göre binden fazla terörist Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelere gönderiliyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Pençe Kılıç Harekatı ve olası kara operasyonu teröristleri panikletti. Terör örgütü PKK-YPG DAEŞ kozunu oynuyor. ABD ile işbirliği ve DAEŞ karşıtı operasyonları donduran örgüt, Haseke kentindeki Hol kampında tutulan DAEŞ'lı teröristleri serbest bırakıyor. İstihbarata göre DAEŞ'lı teröristler küçük gruplar halinde bırakılıyor. Karşılığında yüklü miktarda para alınıyor. DAEŞ'lıların Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelere gitmeleri şart koşuluyor. Bazı teröristlerin ise Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Aynel araba giderek tünel kazmaları isteniyor. Bölgedeki ABD güçleri ise yaşananları görmezden geliyor. Bölgede benzer senaryo daha önce de yaşandı. Türkiye'nin 2019'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü PKK-YPG 5000'den fazla DAEŞ'lıyı serbest bırakmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin olası kara harekatına karşı. Ancak terör örgütüyle teması da sürüyor. Erbil'e giden ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri terörist elebaşı mazlum Kobani Kod adlı Ferhat Abdüşahin'le görüştü. Yerel kaynaklara göre örgüt ABD'den Türkiye'ye karşı güvenlik garantisi istedi ancak talepleri karşılık görmedi. Evet, devam eden operasyonlar hasebiyle terörle mücadele dendiğinde bugünlerde aklımıza ilk Suriye ve Irak geliyor ama sınırlarımız içinde de terörle mücadele sürüyor. Eren Abluka Sonbahar Kış 5 operasyonu kapsamında PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi ve örgüt üyelerinin Hakkari Yüksekova'da toprağa gömerek saklamaya çalıştığı mühimmat imha edildi. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve terörle mücadele timlerinin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış 5 operasyonu düzenlendi. Hakkari Yüksekova kırsalında toprağa gömülü 3 adet bidon içinde çok sayıda tüfek ve Kalaşnikov'un yanı sıra patlayıcı madde ele geçirildi. PKK terör örgütüne ait 9 adet AK-47 piyade tüfeği, 8 adet roket atar sevk fişeği,